Arkadaşlarım selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım trigonometrinin 3. videosundayız. Söz verdiğim gibi 4 video yerine sanırım 5-6 video gelecek sevgili gençler. Bu konuyla alakalı. 4 video yazarken yani orada programımızda oluşturduğumuz bir kamp programı var. Bu arada hala haberi olmayanlar var. O kamp programından haberiniz olsun. Videonun açıklama kısmındaki linklerden elde edebilirsiniz arkadaşlar bu programı. Hem PDF'ini hem PNG formatını indirebilirsiniz. Sandalye de çatır çutur etmeye başlamış. 1800 tane videoya nasıl dayansın? Şimdi gençler programa yazarken trigonometriyi 6 video içimden geçti ama 4 tanesine sığdırırım dedim ama biliyorsunuz videoları olabildiğince detaylı anlatmaya çalıştığım için hani en ufak bir meseleye bile bir detay vermeye çalıştığım için biraz uzadı. Bu kadar detaylı anlatacağımı ben de kestirememiştim. Açık konuşayım, itiraf edeyim. Ama olabildiğince detay vermeye çalışıyorum ve böyle anlattığımda sizden gelen yorumları da görünce dedim tamam, işte bu iş böyle olması gerekiyor. Bunu bu şekilde yapmamız gerekiyor. Gayet benim de hoşuma gidiyor. Senin de hoşuna gidiyor anladığım kadarıyla. Gelen yorumları okuduğum kadarıyla. Biraz izleyenimiz eksik. Ha, sıkıntı yok. Sizin o güzel yorumlarınız yetiyor. Beni motive ediyor arkadaşlarım. Tabii kanala abone olmayı da unutmayın. Kanalın izlenme istatistiklerine baktığımda hatta sağa sola da bir yere koyarım. Kullanıcı yani abone olmayan kullanıcılardan gelen izlenme abone olup da izleyenlerden yaklaşık olarak 3 kat daha fazla. 3 kat daha fazla demeyeyim, 3 katı diyeyim. Daha doğru bir cümle olur matematiksel olarak. Abone olursanız ve videoyu da beğenmeyi unutmayın sevgili gençler. Videoyu da beğenebilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Küçük bir istirham diyelim. Evet, sinüs ve kosinüs fonksiyonlarında kalmıştık. Nedir bu sinüs ve kosinüs fonksiyonları? Hocam yukarıda öğrendik ya, işte sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs de komşu bölü hipotenüs değil miydi? Evet oydu ama biraz detaylandırmamız lazım. Birim çember üzerinde göstermemiz lazım. Bunları Kartezyen koordinat sisteminde adam akıllı biçimde işlememiz gerekiyor. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Şimdi sinüs ve kosinüs fonksiyonları dedik. Birim çember üzerinde bir xy noktası, xy koordinatlarına sahip p noktası alalım. AOP açısı da teta olarak bize verilsin. Bu xy noktasının absesine tetanın kosinüsü diyoruz. Ordinatı ise tetanın sinüsü oluyor. Neden? Nasıl? Bakın. Daha önceki üçgenlerde de görmüştük. Bakın şu uzunluk bizim zaten yarıçapımız ve yarıçap 1. Şimdi ben burada sevgili arkadaşlar bu tetanın sinüsünü hesaplamaya gayret gösterecek olursam sin teta dedim. Karşısı pH bölü hipotenüsü 1. Dolayısıyla pH'ın ta kendisi bizim sinüsümüzmüş. O halde sevgili gençler madem pH sinüs olarak nitelendiriliyor, isimlendiriliyor. O halde OK uzunluğu da sinüstür. Kosinüs tetayı hesaplayacak olursak da o da OH bölü 1'dir. OH bölü hipotenüs. Bu da sevgili arkadaşlarım OH'ın ta kendisidir. Bundan sonra OH'ı kosinüs teta olarak adlandırabiliriz. OH dediğimiz uzunluk da burası. Şimdi gördüğünüz üzere ben x ekseninin üzerinde kosinüsü gösterdim. Y ekseninin üzerinde de sinüsü gösterdim. O halde hani eskiden beri diyoruz ya xy kartezyen koordinat sistemi diye trigonometride bunların isimlerine biraz ayar vermek gerekiyor. Nasıl bir ayardan bahsediyoruz? Şöyle bundan sonra x ekseni arkadaşlar bizim için kosinüs ekseni iken y ekseni bundan sonra bizim için sinüs ekseni olsun diyeceğiz. Şimdi biz bir de buradaki açılarımızı kontrol edelim. Bakın şu açı 0 derecelik açıdır biliyorsunuz. Ve 0 derecelik açıda kosinüs uzunluğu maksimum bakın şurada 1 olabiliyor. Bunu yukarı doğru çıkardığım takdirde kosinüs burada x ekseninde hiçbir birim hareket edemediğimiz için 0 oluyor. O halde bu tarafa doğru yatırdığım zaman bu açıyı 180 derecelik bir açı. Yani kosinüs 180'den bahsediyoruz sevgili gençler. Ve ne tarafı gösteriyor bakın? Eksi 1'i gösteriyor. Bu tarafa yatırdığımız takdirde yine x ekseninde hiçbir birim hareket etmediğimiz için 0'ı gösteriyor diyeceğiz ve tekrar buraya geldiğimiz zaman 360'ı gösteriyoruz. Ve aslına bakarsanız yine 0'ı gösteriyoruz. O halde kosinüsün burada maksimum olabileceği değer de 1'dir diyebiliyoruz. Aynı şeyleri
Sinüs için yorumlayalım. Şimdi şu açıyı çektim. Gene 0 derecelik bir açı. Ve burada y ekseninde hiç hareket edilmediği için sinüs 0, 0'dır. Yukarı doğru çıktım. Sin 90'dayım. 90 derecelik bir pozitif yönlü açı yaptım. Ve bu 90 derecelik pozitif yönlü açıda gördüğünüz üzere sinüsün alabileceği maksimum değer burada birim çembere dayanmış durumda 1. Sola doğru yatırdım. 180 derecelik bir açının sinüsü. Gördüğünüz gibi yine y ekseninde hiç birim hareket etmediğimiz için diyorum ki 0'dır. Yani sin 180 0. Sinüs 270 gördüğünüz üzere y ekseninde negatif tarafta eksi 1'i gösteriyor. O halde eksi 1'dir diyoruz ve bu tarafa tekrar yatırdığımızda 360 yani 0'ın ta kendisi. Sinüs 360 ise sin 0'a eşittir yani o da 0'dır diyeceğiz sevgili gençler. Pekala burada da bunlardan bahsetmişiz. Notlar burada var ama sen yine de benim söylediğim biçimde sağa sola not almış olmalısın. 150 derece ve 315 derecenin kosinüs ve sinüslerini elde edelim dedik. Bakalım. Şimdi sevgili gençler kosinüs 150'ye bakacağız. 150 derecelik açı için şu kısım 150 derece ise bakın burası. Şurada bir 30 derecelik açımız vardır. Şimdi bunu aslına bakarsanız sayısalcılar daha iyi bilecektir tabii. Daha iyi akıllarında tutmuşlardır. Çünkü onların işine yarayacak. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir zemin düşünelim. Bu bir kale değil. Bu... Bunu çizdiğim zaman hemen sayısalcı da M kütleli cisim. Evet M kütleli cisim bu. Şimdi bu M kütleli cisime sevgili gençler ben şu tarafa doğru bir kuvvet uyguluyorsam F kuvveti ve diyorsam ki şunu da şöyle çekeyim. Eğer sevgili arkadaşlar buraya da 37 diyorsam bu F kuvvetinin dikey ve yatay bileşenlerini bulabiliriz. Mesela F kuvveti dikeyde sevgili gençler ve yatayda bileşenleri vardır. Bunun yataydaki bileşeni F çarpı kosinüs 37 derece diyorduk. Bunun dikeydeki bileşeni ise F çarpı sinüs 37 diyorduk arkadaşlar hatırlarsınız. Şimdi neden? Çünkü bakın şuraya bakarsanız şöyle çektiğim zaman bakın burası kosinüs ekseni. Burası da sinüs ekseni demiştik. X'ye kartezyen koordinat sisteminde. Bu yüzden yatay bileşeni kosinüsle çarpıyoruz. Buradaki kosinüsle. Bu yüzden dikey bileşeni sinüsle çarpıyoruz. Bundan kaynaklı. Başka bir sebebi yok. Emin olun başka bir sebebi yok. Fizikte de bu şekilde kullanılıyor zaten. Bundan kaynaklı hocam. Bununla ne alakası var diyorsan. Şimdi gel senle bu M kütleli cismimize, gariban cismimize bu sefer kuvvetimizi şu şekilde bu yönde uygularsak eğer. Buna F kuvveti diyelim. Daha sonrasında bunun dikey ve yatay bileşenlerini elde etmeye çalışırsanız sevgili gençler. Bakın buna F kütleli cisimse burası yine hani şurasına bu sefer 53 diyelim. 53 derece diyelim. Burası ne olur? F çarpı sinüs 53 olur. Bu tarafta F çarpı kosinüs 53 olacaktır. Tabi eğer bu F kuvvetinizde yani sağa doğru veya sola doğru eğer pozitif yönlü kuvvet, negatif yönlü kuvvet diye sorunun içerisinde ayrım yapılıyorsa tabii ki biz buna sol tarafa doğru çekilen bir kuvvet olduğu için hadi bu tarafa doğru çekileni pozitif olarak algılıyoruz ya bu tarafa doğru çekileni o zaman negatif olarak algılarsak eksi F çarpı kosinüs 53 diyebiliriz. Bu da sevgili arkadaşlarım aslına bakarsanız şundan kaynaklıdır. Yani şurası geniş bir açı ve ikinci bölgedeki açıların kosinüsleri negatif olduğu içindir aslında eksi kos 53 dememizin sebebi. Yani amaç bu. Anlaştık mı? Bu tarafa doğru. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Buradaki sen şu P noktasının x ekseninde negatif tarafta, y ekseninde pozitif tarafta olduğunu bakın burada negatif taraf pozitif tarafta olduğunu biliyorsun. O halde birinci bileşen mutlaka negatif olmalı, ikinci bileşen mutlaka pozitif olmalı dedi. Ve sen zaten buradaki 30 derecelik açıyı görüyorsan 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı 2A'dır ki 90'ın karşısı burada 1 o zaman 30'un karşısı 1 bölü 2'dir. 60'ın karşısı ise yani şurası kök 3 bölü 2'dir. Negatif tarafta olduğu için de eksi kök 3 bölü 2 diyoruz. O zaman ben şunu %100 söyleyebilirim. Bakınız. Normalde bizim açımız burada 30 derece falan değil. Kaç derece? Hop 150 derece. O halde kosinüs 150 eksi kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 150 ise 1 bölü 2'dir. Niye sinüs pozitif çıkıyor? Çünkü y ekseninin hala, x ekseninin hala üst tarafında. Yani y ekseninin pozitif tarafında olduğu için sinüs pozitiftir diyoruz. O zaman kardeşim sen şunu da anlamış olmalısın. Bakınız hani böyle ezberlemeye çalışıyoruz ya ben üzülüyorum size. Vallahi üzülüyorum bak. Böyle ezber mezber yapıyorsunuz ben çok üzülüyorum. Normalde x'e kartezyen koordinat sisteminde sen
Apsislerin burada pozitif, ordinatların da burada pozitif olduğunu zaten biliyorsun. Burada apsislerin negatif, ordinatların pozitif olduğunu. Burada hem apsisin hem de ordinatın negatif olduğunu ve burada da apsislerin pozitif, ordinatların negatif olduğunu te sana bana valla orta 2'de, yani ne oluyor şimdi? 7. sınıfta falan öğretmişlerdi bunları. Ezbere biliyordum ya, ezberlemiştim. Tabii mantığını da sonradan kavradık ama ezberlemiştim ben bunları. Şimdi tabii biraz yaş ilerleyince değil mi? Benden kastetmiyorum, sizden bahsediyorum. İşte 11. sınıf falan olunca trigonometri falan görürken kosinüsü sinüsü ezberlemeye çalışıyorsunuz. Ezberlemeyin, arada bir mantığını kurun arkadaşlar. Ben şimdi buraya kosinüs ekseni demedim mi? Buraya sinüs ekseni demedim mi? Şimdi o zaman x'lerin pozitif olduğu yerlerde kosinüsler de pozitiftir. Y'lerin pozitif olduğu yerlerde sinüsler de pozitiftir. Aslında bunlar kosinüs ve sinüslermiş. Kosinüs ve sinüslermiş. Kosinüs ve sinüslermiş. Ve bölgelerin isimleri değişmiyor. Gene burası 1, burası 2, burası 3, burası 4. bölge sevgili gençler. Hiçbir şekilde bir değişiklik yok. Yani bu x'lerle, aha da bu y'ler, kosinüslerle sinüsler aslında. Ya hocam tanjantı kotanjantı nasıl ezberleyeceğiz? Ya güzel kardeşim, sen tanjantın sinüs bölü kosinüs, kotanjantın da kosinüs bölü sinüs olduğunu bilmiyor musun? Böl artıya artıya böl, eksiye artıya böl, eksiye eksiye artıya eksiye böl, tanjantı kotanjantın işareti çıksın ortaya. Böyle şey falan demenize gerek yok. Bak hiç ezberlemedim hayatımda. Neydi o? Bütün sınıf kara tahtaya çıkınca coşar falan, böyle demenize gerek yok arkadaşlar. Yani bunlar matematiği, yani bilmiyorum, bana göre bunlar matematiği kirleten şeyler. Yapmayın böyle şeyler. Tamam. Hani tamam, matematik bir bilim değildir. Bir bilim dalı değildir. Fakat bilimin matematiğe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla biz bu matematik dediğimiz o üstün olayı bu şekilde karikatürize edersek, veyahut tam anlamını aradım ama şu an biz bu matematiği bu şekilde hikayeleştirirsek, bu şekilde yakıştırmalar yaparsak olmaz. Güzel olmaz yani. Sonuçta bu da bir insan icadı tabii ki. Matematiğe tapılması gerekmiyor. Ama matematik güzeldir arkadaşlar. Bize çok yardımcı olmuştur şimdiye kadar. Birazcık da saygı değil mi yani? Kimse kimseye saygı göstermek zorunda değil ama hani matematiğin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi kosinüs 315 ve sinüs 315'te sen kendin aynı şekilde bir düşün bakalım. Zaten yukarıda yazıyor ama birazcık yorum katmanı rica ediyorum. Bir açının sinüs ve kosinüs değerleri daima eksi 1 ile 1 kapalı aralığın içindedir. Niye? Çünkü birim çember de bu. Birim çember maksimum, aha buraya kadar gider, buraya kadar gider, buraya kadar gider, buraya kadar gider. Çünkü yarıçapı 1'dir. Burası 1 ile eksi 1. Demek ki kosinüs eksi 1 ile 1 aralığında. Burası da eksi 1 ile 1 aralığında sinüsleri göstereceğiz o zaman. Demek ki sinüsün de kosinüsün de bağlı olduğu aralık eksi 1 ile 1 kapalı aralığı. Sinüs minimum eksi 1 olabilir, maksimum 1 olabilir. Kosinüs minimum eksi 1, maksimum artı 1 olabilir. Sen eğer soruyu çözerken herhangi bir kosinüs değerini 2 falan bulduysan, 3 bölü 2 falan bulduysan yanlış bulmuşsun kardeşim. Bir daha bak çözümüne. Tamam. Devam. Hadi gelin şu örneğe bakalım. Şimdi bize diyor ki 17 eksi 5 çarpı sinüs x bölü 2. Bu a'ya eşit ve a'nın değişim aralığı nedir diye sorulmuş. Bakın sevgili gençler, burada bildiğimiz basit eşitsizlik sorusu. Sinüs x'lerin değerleri 1 ile eksi 1 aralığında olduğunu söyledik biz. Daha sonrasında bize ne lazım? Eksi 5 çarpı sinüs x. Şimdi ben zaten simetrik olan bir aralığı eksi 5 ile çarpsam hiçbir şekilde işaretini oynamama gerek yok. Eksi 5 ile çarptım. Eksi 5 küçük veya eşittir eksi 5 çarpı sinüs x. Bu da küçük veya eşittir artı 5 diyeceğim. Eksi 5 ile çarptım, bunu buraya aldım. Eksi 5 ile çarptım, bunu buraya aldım çünkü. Tamam. Daha sonrasında 17 eklememiz lazım bizim buna. Eksi 5'e 17 eklersen 12 olur. Küçük veya eşittir. Eksi 5 sinüs x artı 17. O da küçük veya eşit 22 olacaktır. Ve 2'ye bölünce de 6 küçük veya eşittir 17 eksi 5 sinüs x bölü 2. Bu da küçük veya eşittir 11. Şimdi güzel kardeşim, şu arada kalan şey bizim a değerimizin ta kendisi değil mi? O halde diyorum ki 6 küçük veya eşittir a, o da küçük veya eşittir 11. İşte a'nın değişim aralığı burasıdır diyoruz sevgili kardeşlerim. Devam ediyorum 54. sayfamda tanjant ve kotanjant fonksiyonlarıyla. Şimdi yine bunları da, tanjantı biliyorsun, bir dik üçgenin karşı dik kenarının komşu dik kenarına oranı, bir dik üçgendeki bir açının, dar açının
karşı dikkenarının komşu dikkenarına oranı ve kotanjant da tam tersi. Komşusunun karşısına oranı olarak biliyoruz biz bunu. Tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını da yine kartezyen koordinat sistemi üzerinde gösterebilirsin pek tabii. Ama bunun için x, y eksenlerinden değil de x eşittir 1 ve y eşittir 1 doğrularından yardım isteyeceğiz. Peki bunlar nasıl olacak? Bakın x eşittir 1 doğrusu biliyorsunuz ki şu doğrudur. Ve y eşittir 1 doğrusu da buradaki doğrumuz sevgili gençler. Ve yine birim çemberimiz var. X eşittir 1 doğrusu tabii 1'e 0 noktasında x eksen pardon birim çembere teğettir. Y eşittir 1 doğrusu da 0'a 1 noktasında birim çemberimize teğet olacak. Şimdi yine şurada bir gördüğünüz üzere doğrumuz olsun. Bu doğru x eksenine yaptığı açı teta olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu teta derecelik açının x eşittir 1 doğrusunu kestiği yer yani şuradaki t noktası sevgili arkadaşlar. T noktasının a'ya olan uzaklığı bize tanjant teta'yı verecektir. Şimdi sebep diyeceksiniz şundan kaynaklı bakın. Tanjant teta hesaplayalım. Şimdi karşısı at uzunluğu. Komşusu ise buradaki bakın yarıçap olan 1. Demek ki at'nin ta kendisi bize tanjantı verecek. Kotanjantı da hesaplayalım. Kotanjant teta. Şimdi bakın teta burası ya. Teta burası. Geometride o z kuralını biliyorsunuz. Öğrendiğimde çok sevdiğim bir kuraldı. Burası da teta olur mu? Olur. O halde sen bu üçgende kotanjanta bakacaksın. Komşunun yani BK'nın şuradaki BK uzunluğunun karşıya yani yarıçap olan 1'e oranı eşittir yine BK yapacaktır. Ve bu da kotanjant teta'nın ta kendisidir. O halde ben BK uzunluğuna kot teta, buradaki AT uzunluğuna tan teta diyeceğim. Şimdi demek ki tanjant ve kotanjantı da bu eksenler üzerinde gösterebildiğimiz için hatırlıyorsan x eksen üzerinde kosinüsü gösterince bundan sonra bu x ekseninin ismi kosinüs ekseni demiştik. Y ekseninin üzerinde sinüsü gösterince bundan sonra bu y ekseninin ismi sinüs eksenidir demiştik. X eşittir 1 doğrusunun ismi de bundan sonra tanjant ekseni olsun. Tanjant ekseni ve y eşittir 1 doğrusunun ismi de bundan sonra o zaman kotanjant ekseni olsun diyelim. Ve buradan sadece ufak hareketlerle tanjant tetanın kotanjant tetanın artanlığı azalanlığı hakkında da çeşitli yorumlar yapabiliriz. Bakın mesela az önce bizim doğrumuz buydu ve bu doğruda AT uzunluğu tanjant tetayı veriyordu. Şimdi ben açıyı artırıyorum. Tetayı arttırdım ve sevgili gençler şunu biraz uzatmak istiyorum. Şunu şöyle büyütelim biraz. Daha sonrasında şunu da şöyle çekelim. Bakın sevgili gençler. Şimdi ben dedim ki size şuradaki doğrumuz az önce teta derecelik bir açı yapıyordu burada. Ben bu açıyı arttırırsam eğer bakın teta büyüyor. Teta büyüdükçe bu T de bu tarafa doğru kayacak değil mi? Üst tarafa doğru kayacak. O zaman AT uzunluğu artıyor. Yani tanjant artıyor. Yani teta arttıkça açı arttıkça tanjant artıyor. Peki böyleyken ben tetayı küçültürsem bakın tanjant da küçülüyor, 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 küçülüyor. Sıfırda sıfıra doğru yaklaşıyor. O zaman tam olarak tanjant sıfır nedir? Sıfırdır kardeşim. Peki uzattım, 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 uzattım bu tarafa doğru götürdüm. Peki tanjant 90 nedir? Yani bu kırmızıyla gösterdiğim doğru. Tam buradaki açı, şu açı 90 derece olduğu zaman bu doğrumuz şuradaki x eşittir 1 doğrusuna yani tanjant ekseni nerede keser? Hocam kesmez ki birbirine paralel iki doğru oldu bunlar kesmiyorlar. İşte bundandır ki tanjant 90'a tanımsız diyoruz. Bazen sonsuz da diyebileceğimiz zamanlar olacak. Merak etmeyin. Bazen sonsuz da diyebileceğiz. Aynı şey kotanjant için de geçerli. Şimdi ben burada tetaların arttıkça tanjantın arttığını, tetaların azaldıkça tanjantın azaldığını gördüm. Yani aralarında güzel bir doğru orantı var diyebiliriz. O halde sevgili gençler doğru orantı diyemeyiz. O halde arkadaşlarım bu tanjant fonksiyonumuz artan bir fonksiyon. Çünkü x değerleri değişkenleri arttıkça kendisi de artıyor. Değişkenler azaldıkça kendisi de azalıyor. O zaman tanjant artan fonksiyondur. Peki gelin aynı şeyi kotanjant için düşünelim. Şimdi bakın şu uzunluk, şu doğru. Az önce şurada gösterdiğimiz OK doğrusu. Ben bunu böyle çektim yine. Şu an kotanjantımız neresi? BK. Şimdi ben açıyı büyütürsem, bakın teta büyüyor ama kotanjant gitgide küçülüyor gördüğünüz üzere. Bakın kotanjant uzunluğu şurasıydı, şu kısım. Ve ben doğrudaki bu açıyı büyütüyorum. Açıyı büyüttükçe kotanjant bakın küçülüyor, 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 küçülüyor. Nereye kadar yolu var? Sıfıra kadar yolu var. Peki ben açıyı küçülttüğüm takdirde bakın küçültüyorum ve bu sefer BK uzunluğu artıyor. Arttı, 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 arttı. Hep sürekli artıyor. Aynı şey bu tarafa doğru sıfır dereceyi yatırdığım zaman ben bu doğruyu
kotanjant eksenine paralel bir doğru elde ederim. Ve paralellikten kaynaklı da bu da artık sonsuz da keser falan diyebiliriz. Yani öyle cümleler kurabiliriz. Madem öyle bu da bunu kesmez. Yani kot sıfır da tanımsızdır diyebiliriz. O halde bir de şunu yorumlayalım. Tetalar arttıkça kotanjant azalıyor. Teta azaldıkça kotanjant artıyor. Bunda bir terslik var. O halde ben diyorum ki bizim kotanjant fonksiyonumuz demek ki azalan bir fonksiyonmuş. Nerede hocam? Birinci bölgede. Bunu sakın unutmayın. Pekala. Tanjant tetanın sin bölü kos, kotanjant tetanın kos bölü sin olduğunu da unutmayın ve işaretlerini de buna göre belirleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Direkt bu kısmı geçiyorum o yüzden. Ve artık buraya bir başlık atmanızı rica ediyorum. İndirgeme formülleri diyoruz. İndirgeme formülleri. Başlığı atmayı unutmuşuz. Evet. Nedir bu indirgeme formülleri? Pi eksi teta. Pi artı teta, 2 pi eksi teta açılarının trigonometrik fonksiyonları x ekseniyle işlem yapılırken trigonometrik oranlar isim değiştirmezler. Ancak işaretleri bulundukları bölgeye göre yazılır diyoruz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Ben size şöyle göstereyim. Bakınız arkadaşlar. Şimdi pi eksi teta demiş. Yani ben şöyle bir doğru çektiğim zaman şöyle. Şuradaki açıya teta dersem, buradaki açıya teta dersek. Bakınız kırmızı kalemimizi alalım. Şuradan şuraya kadar olan bunun gerçek ölçüsü nedir? Hocam pi eksi tetadır tabii ki. Yani ben 180 derecelik bir açıdan tetayı çıkarmaya başladığım an ikinci bölgeye düşerim. Bakın burası ikinci bölge. Şimdi ben sinüs pi eksi teta, kosinüs pi eksi teta. Bunları tek tek yazın. Ve mantığını anlayın rica ediyorum. Ezberlemeniz çok zor. Tanjant pi eksi teta ve kotanjant pi eksi tetayı kontrol edeceğim. Eşittir. Bunlar neye eşittir? Nasıl evrilir, nasıl çevrilir? Bunları yazacağız. Bakın. İkinci bölgede şunu da unutmayın. Trigonometrik fonksiyonların içlerindeki herhangi bir açının karşılığını, değerini bulurken her zaman ama her zaman x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıya bakın arkadaşlar. X ekseniyle yaptığı açıya bakacağız, tamam mı? Şimdi burada x ekseniyle yapılan açı teta. Bana vermiş pi eksi tetayı. Yani ben bilmiyorum. Pi eksi tetayı hesaplamak zorundayım. O halde benim açıyı şuraya geçirmem lazım, taşımam lazım. Bakın. Sinüs pi eksi teta. Pi'den teta'yı çıkarınca ikinci bölgeye düştüğünü söylemiştik. Sinüs burada pozitif. O halde ben diyorum ki bu sin teta'ya eşittir. Niye? X eksenine yaptığı açıya bakacağız demiştik. Kosinüs pi eksi teta. Kosinüs ikinci bölgede negatifti. O zaman eksi kos teta'dır. Tanjant negatifti. Eksi tanjant teta'dır. Ve kotanjant negatifti. Eksi kotanjant teta'dır. Ve 180'den çıkardığımız 180'e ekleyeceğimiz için bu trigonometrik fonksiyonların isimleri falan değişmiyor. Nasıl isim değişiyordu? Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsleri, kosinüsleri falan eşit oluyordu ya. Buradan yola çıkaraktan 90 ve 270'te yani dikey olan eksende, y ekseninde isim değiştireceğiz. Onları da birazdan göreceğiz zaten. Şimdi şuraya bakalım. Benim bu sefer şöyle bir doğru mu olsun orijinden geçen? Ve bu doğru x ekseniyle teta derecelik açı yapsın. Bunun gerçek ölçüsü nedir Allah aşkına? Bakın. Hop, şurası değil midir? Hocam şurası 180 zaten. Pi. Demek ki ben teta'yı da ekleyince pi artı teta geliyor. Ve kaçıncı bölgeye tekabül ediyor bu açı? 3. O halde yazalım. Sinüs pi artı teta. İsim değiştirmeyecek. Kosinüs pi artı teta. Tanjant pi artı teta. Pi artı teta. Daha sonrasında kotanjant pi artı teta dedim. Hepsine de şöyle eşittirlerimizi koyalım. Ve sevgili gençler yazmaya başlayalım. İsim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede sinüs negatifti. Eksi sinüs teta oldu. İsim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede kosinüs negatifti. Eksi kos teta. Tanjant pozitifti. Direkt tanjant teta'ya eşit o zaman. Kotanjant pozitifti. Direkt kotanjant teta'ya eşit. Peki devam. Dördüncü bölgede nasıl olacak hocam? Bir tane doğru göstereceksiniz. Ve diyeceksiniz ki hocam şurası teta derece olsun. Teta radyan olsun ya da hiç fark etmez. Bak. Bunun gerçek ölçüsü neresidir? Hocam ben sana söyleyeyim. Bakın şurası bunun gerçek ölçüsüdür aslına bakarsanız. Ve burası gerçek ölçüyken ben bunu nasıl ifade ederim? 2π'den teta'yı çıkarırsam bulurum diyeceğim. O halde yazıyorum bakın. Sinüs 2π eksi teta ve burası dördüncü bölge değil mi? Kosinüs 2π eksi teta. Tanjant 2π eksi teta. Kotanjant 2π eksi teta. Eşittir, 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 eşittir. Yahu kardeşim. Bu 2π dediğimiz açı sıfırın ta kendisi değil miydi ya? Değil mi? Sıfırdı. Yani 2π dediğimiz şey dönüp dolaşıp sıfıra geliyordu. Yani sıfır burasıysa eğer 2π döndürdüğümüz takdirde şu şekilde döndük ve nereye tekabül edecek? Gene sıfıra gelecek.
2 pi 0'a eşit. Madem öyle, sen şimdi şurada gidip o 2 pi'leri 0 olarak düşünürsen ne olur bu? 0 eksi teta. Hocam sinüs eksi teta olur. Burası ne olur? Kosinüs eksi teta. Burası tanjant eksi teta ve kotanjant eksi teta dedik. Şimdi buradan başka bir yere bağlayacağım olayı. Dikkatli dinle. Şimdi güzel kardeşim, isim değiştirmeyecek bunların hepsi. Şuraya göre düşünün. İsim değiştirmeyecek. O zaman sinüs dördüncü bölgede negatifti. Eksi sinüs teta olur. Bu pozitifti. Kos teta. Bu negatifti. Eksi tanjant teta. Bu da negatifti. Eksi kotanjant teta olur diyeceğiz. Şimdi dikkat ettiyseniz şu üçü eksi geldi. Bu sadece dördüncü bölge için yapıyorum bu yorumu. Burası da pozitif oldu. Çünkü kosinüs sadece dördüncü bölgede sadece kosinüs dördüncü bölgede pozitiftir. Şimdi buradan şu olaya bağlayacağım. Hatırlatma niteliğinde şuraya yazabilirsiniz. Fonksiyonları hatırlayın. X gördüğümüz yere eksi x yazdığımız takdirde bu eksi fx'e eşit oluyorsa ben bunlara tek fonksiyon diyordum. X gördüğümüz yere eksi x yazdığımız takdirde bu fx'in yine ta kendisi oluyorsa ben bunlara çift fonksiyon diyordum sevgili gençler. Şurayı düzgün biçimde yazalım, ifade edelim. Buralara ne diyorduk? Çift fonksiyon diyormuşuz. Şimdi arkadaşlar şu kısma dikkat edelim. Bakın burada eksi teta, eksi teta, eksi teta, eksi teta var. Şimdi şu üçü sinüs, tanjant ve kotanjant. Bu üçü de eksiyi aynı buradaki gibi bakın hop dışarı mı atmış? Hop dışarı, hop dışarı. O zaman arkadaşlar şu maviyle işaretlediklerim, yani sinüs, tanjant ve kotanjant, İşte bunlar tek fonksiyonlardır diyebiliriz. Burada çift olan tek fonksiyon, yani buradaki eksiyi kaybeden, bakın buradaki eksiyi kaybeden tek fonksiyon kosinüs olduğu için kosinüs fonksiyonu da çift fonksiyondur diyebiliriz. Yani çift olan tek fonksiyon kosinüs fonksiyonudur. Güzel cümle oldu. Çift olan tek fonksiyon kosinüs fonksiyonudur da diyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Tabii şöyle de ezberlemek isterseniz ezberleyebilirsiniz. Sinüs sin kusar, kos yutar. Bunu bu şekilde de aklınıza tutabilirsiniz. Ben taraftar değilim ama illaki öğrenmek isteyen, bunu bu şekilde aklına tutmak isteyen varsa sinüs eksi x eksi sinüs x ve kosinüs eksi x kosinüs x'tir. Yani şöyle ki sinüs kusuyor, kosinüs yutuyor, kaybediyor. Anlaştık mı? Aşağıdaki işlemleri inceleyiniz demiş. Lütfen arkadaşlar bunları incelemenizi tavsiye ediyorum. Altlarına da yorumlar yazabilirsiniz. Yani videonun altına değil. Şurada boş bir yer bıraktım ya, oraya da kendi yorumlarınızı yazınız arkadaşlar. Devam ediyorum. Pi bölü 2 yani 90 ve 270'e eklenip çıkarılan açılar için neler yapabiliriz? Bunlara bakalım. Şimdi ne dedik? Her zaman x ekseniyle yapılan açıya göre biz yorum yapacağız ama şimdi bana soru veya problem teta diye burayı verdiyse, şimdi ben x ekseni yaptığı açıya bakacağım. X ekseni yaptığı açı olmadan ben sinüs kosinüs hesaplayamam. Ya en basitinden şunu düşünün sayısalcılar, eşit ağırlıkçılardan da hatırlayan illaki vardır. Bak gene m kütleli cismi çizdim ben buraya. Sana da şöyle yaptı, f kuvvetini verdi. Sonra bir de gitti şurayı şöyle verdi ve dedi ki ahanda bura 37 derecedir dedi. Sen şimdi bu F kuvvetinin yatay ve düşey bileşenlerini bulurken ne yapıyorsun? Hocam şurası F çarpı kosinüs 53 yapıyorsun. Niye? Burası 53 çünkü. Buraya F çarpı kos 37 yazamazsın. Yataydaki açıya bakacaksın her zaman. Yani x eksenine yaptığı açıya bakıyorsun. Buraya ne diyorsun? Hocam burası da f çarpı sinüs 53'tür diyorsun. Bak 37'nin canı cehenneme diyorsun yani soruyu çözerken. 37'yi kullanmıyorsun bile. Önemli olan ne? Burada 53 derece. Niye? Yatayda yapıyor çünkü açıyı. Yatayda yaptığı açıya bakacaksın. Madem öyle, burası teta. Ya o tetadan bana ne? Burası da 90 eksi teta değil mi? O zaman ben onu kullanacağım diyeceksin. O halde yazalım. Sinüs 90 eksi teta. Yani 90 yerine pi bölü 2 de kullanabiliriz. Kullanalım hadi. Pi bölü 2 eksi teta. Kosinüs pi bölü 2 eksi teta. İşte tanjant pi bölü 2 eksi teta. Vallahi çok güzel anlattım ha. Kotanjant pi bölü 2 eksi teta. Yani böyle fizikle müzikle ilişkilendirince daha iyi oturur diye düşünüyorum kafanıza. Şimdi aklınıza. Kafanıza oturmasın tabii hiçbir şey. Şimdi pi bölü 2'den çıkarıyoruz. Tabii şöyle bir durum var. Yani sen
sinüs. Şimdi buraya 90 eksi 30 dersen eğer, yani burası ne olur? Sin 60. E sin 60 neye eşit? Kosinüs 30'a eşit. Bak buradakinin aynısını kullanacağız ya. Oradaki tetayı da kullanalım yani. Şimdi sinüs 60. Sin 60 neye eşit? Tümleri olduğu için 60'ın tümleri 30'du. E tümler iki açının da sinüsü kosinüsüne eşitti. E madem öyle ben buraya sin 60 yerine kos 30 yazarım. Ve şuradakiler de aynı olur gördüğünüz üzere. 30, 30. E madem öyle bak şimdi sinüs 90 eksi teta. O zaman bu kardeşim kos tetadır. O zaman bu kosinüs ne olur? Sinüs olur. Sin teta. E tanjant ne olur? Kotanjant olur. Kot teta. E kotanjant ne olur? Tanjant olur. O da tan tetadır diyebiliriz. Burada da zaten bundan kaynaklı diyoruz. Bak sinüs kosinüs olur. Kosinüs sinüs olur. Tanjant kotanjant. Kotanjant da tanjant olur diye bundan kaynaklı söylüyoruz yani. Anladınız mı? Peki devam. Şimdi şöyle bir doğrumuz olsun bu sefer ve bu doğru da sevgili arkadaşlarım şurada teta olarak verilsin. Şimdi bunun gerçek ölçüsü neresi şurası? 90'a teta eklemişiz. Baya basit. 90 yani pi bölü 2 artı teta. Şimdi yazalım o zaman sinüs pi bölü 2 artı teta. Kosinüs pi bölü 2 artı teta. Tanjant pi bölü 2 artı teta. Ve kotanjant pi bölü 2 artı teta dedik. Eşittir, 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 eşittir. Bunları da yazalım. Şimdi gençler, x ekseninin yaptığı açı bu sefer aha da burası. Ben buraya bunu nasıl taşıyacağım? İlla ki tetayı taşıdığım gibi, yukarıdaki gibi bunu da taşımam lazım. X ekseninin yaptığı açı lazım çünkü bana. Şimdi o zaman ben diyorum ki, kardeş bu ikinci bölgede. İkinci bölgede sinüsümüz bizim pozitifti. Sinüs pozitifse açının da pozitif olması lazım ya. Ben buraya diyorum ki, ismi değişecek illa ki ama İşaret ne olursa olsun sinüsün işareti olmalı. O zaman bu kos tetadır. Peki kosinüs ikinci bölgede negatif değil miydi? Evet, o zaman bu eksi sinüs tetadır. Tanjant negatifti, o zaman bu eksi kotanjant tetadır. Ve kotanjant da negatifse bu da eksi tanjant tetadır diyorum. Yani işaretleri aha da buradakilerden alıyoruz. İsim değişikliğini yapıştırıyoruz. 90'ı ve 270'i gördüğünüz takdirde. Devam. Üçüncü bölgede nasıl olacak bu? Videoyu durdur, kendimi çiz bakayım o doğruyu. Devam edebiliriz. Şunu şöyle çektiniz. Buraya teta diyeceksiniz bu sefer. Y ekseninin yaptığı açıları biliyoruz çünkü biz. O zaman 3pi bölü 2 değil miydi kardeşim şurası? Bunun gerçek ölçüsü neresi olur? Hop işte burası. 270'ten teta çıkaracaksın. Şunu çıkarınca burayı bulursun. Madem öyle yazalım. Sinüs 3pi bölü 2 eksi teta. Kosinüs 3pi bölü 2 eksi teta. Tanjant 3pi bölü 2 eksi teta. Ve bir de kotanjant 3pi bölü 2 eksi teta dedik. Eşittir, 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 eşittir. Şimdi gene isim değiştirecek. İşaretini nereden alacak? Birincilerden. Sinüs 3. bölgede negatif. O yüzden bu eksi kosinüs tetadır. Kosinüs 3. bölgede negatif burada. O yüzden negatiftir. Eksi sin teta. Tanjant 3. bölgede pozitiftir. Kotanjant teta olarak. Ve kotanjant 3. bölgede pozitiftir. Tanjant teta olarak. Evrim geçirtebiliriz bunlara. Ve son olarak doğruyu şu şekilde çizdim ve dedim ki kardeşim şurası teta olsun. O zaman 3pi bölü 2'nin üzerine teta eklememiz gerekmez mi? Evet, o zaman yazıyorum bakın. Sinüs 3pi bölü 2 artı teta. Kosinüs 3pi bölü 2 artı teta. Tanjant 3pi bölü 2 artı teta. Ve kotanjant 3pi bölü 2 artı teta dedim. Eşittir, 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 eşittir. Şimdi bak. İsim değiştirecek zaten onu biliyorsun. Dördüncü bölgede sinüs negatif olduğu için burası eksi kosinüs tetadır. Dördüncü bölgede kosinüs pozitif olduğu için bu sinüs tetadır. İsim değiştirdim. Tanjantı kotanjant yapacağım ve tanjant dördüncü bölgede negatif. O yüzden eksi kotanjant teta. Kotanjantı tanjant yapacağım ve kotanjant negatif olduğu için eksi tanjant tetadır diyebiliriz. İşte bütün o evirmeler çevirmeler ki biz buna indirgeme formülleri demiştik. Bu bütün evirmeler çevirmeler işte sevgili gençler hepsi bu. Mantığını anladıysan hiçbirini ezberlemene gerek yok. Oturup da buradaki bak şöyle 4, 12, 16 da burada 28 tane şeyi ezberleyeceğim diye canını moralini sıkma. Tamam, kafan takılmasın böyle şeylere. Böyle şeyler basit şeyler mantığını biliyorsan sıkıntı yok. Ne demişler? Allah alime ilmi amelelik etmesin diye vermiş demişler. Şimdi tabii sen şunu da sorabilirsin. Hocam soruların içinde 90'dan mı 90'a mı ekleyeceğimi 180'den mi çıkaracağımı nereden bileceğim?
Vahiy mi gelecek? Yok kardeşim. İster 180'den çıkar, ister 90'a ekle. İki türlü de aynı cevabı bulursun sen zaten. Hiç sıkıntı değil. İstediğini yap. Vallahi ama vallahi istediğini yap ya. Ben hep 180'e ekliyorum çıkarıyorum. Hep 360'tan ekleyip çıkarıyorum. 90'a 270'i kullanmıyorum bile. Müfredatta var diye anlatıyor. Sıkıntı yok ama ben kullanmıyorum bile. Şurayı kullansan yeter. Bunların hepsini kullanmana gerek yok. Mesela devam edelim. Sinüs 210. Bak şimdi sen ister bunu şöyle yazarsın. Dersin ki hocam ben bunu sinüs 270 eksi 60 biçiminde yazmak canım istiyor dersin. Yaz bana ne? 270'ten 60 çıkarınca 210 kalır. Yanlış bir şey yazmadın. Hocam şimdi 270'ten çıkardığımız için isim değişir. Evet, kosinüs olur. Sinüs nereye tekabül ediyor? Bu üçüncü bölgeye. Üçüncü bölgede sinüs negatif olduğu için bu da negatiftir. Buraya da bunun aynısını yazıyorduk. Eksi kos 60 da eksi 1 bölü 2'dir hocam. Doğru mu? Doğru. Sıkıntı yok. Gel bir de 180'e ekleyelim. Sinüs 180 artı 30 dersin. Tamam. Üçüncü bölgede sinüs negatifti. Eksi sinüs. Bunu da aynısını buraya yazarsın. 30 derece. Şimdi eksi sin 30 da sin 30 1 bölü 2 idi. Bu da eksi 1 bölü 2. Sonuç olarak aynı şeyleri elde ediyorsun. Kendini kasmana gerek yok. O zaman şunu sinüs 180 eksi 45 biçiminde yazarım. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için sin 45'tir deriz. Ve bu da 1 bölü kök 2'dir ya da kök 2 bölü 2'dir diyebilirsin. Sıkıntı yok. Tanjant 300'e tanjant eksi 60 diyebilirim. Çünkü 360 eksi 60'tır. O yüzden eksi 60 yazdım negatif yönlü aç olarak. Tanjant da tek fonksiyondu. Dışarı atarsam eksi tanjant 60'a eşittir. Tan 60 da kök 3'tü. O zaman eksi kök 3'tür burası. Tanjant 330'u da kosinüs pardon. Kosinüs 330'u da kosinüs eksi 30 biçiminde yazarsınız. Kosinüs çift fonksiyondu. O eksiyi yutuyordu. Demek ki bu da kosinüs 30'a yani kök 3 bölü 2'nin ta kendisine eşit oluyormuş. Sinüs 300'de sevgili gençler. Sinüs eksi 60'tır. Ve sinüs de tek fonksiyondu. Eksiyi kusuyordu. Eksi sin 60'tır. Sin 60 da kök 3 bölü 2'ydi. Demek ki cevap eksi kök 3 bölü 2 olacak diyebiliriz. Güzel. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Bana demiş ki şimdi bak tanjant 70'in bütün soru bankalarında denemelerde karşınıza çıkabilecek soru tipleri. Tanjant 70 derece eşittir x demiş. Tan 160 ile tan 250'yi topla tan 315'ten tan 290'ı çıkar demiş. Kardeşim sen bu tanjant 160'ı şöyle yazamaz mısın? Tanjant 180 eksi 20 biçiminde yazarsın. Artı tanjant 250'yi mesela tanjant 250'yi tanjant 70 ha 170 ha 160 tamam sıkıntı yok. Ben yanlış yazdım diye korktum. Tanjant 250'yi nasıl yazalım? Hocam bunu da tanjant işte 270 eksi 20 yazalım. Sonra bölü. Yanlış bir şey yazmayın da toplamaları çıkarmaları eksik yapmayın bizim için yeterli. Tanjant 315 hocam tanjant eksi 45'tir. Çünkü 315'e 45 eklersem 360'ın ta kendisi oluyor. Eksi tan 290 da şöyle yazalım. Tanjant 270 ya da şöyle yazalım direkt. Eksi 70 diyebilirim. Aynen bu şekilde olabilir. Çünkü 290'a 70 eklersen 360 olur. Eşittir. Şimdi 180'den çıkarıyor. İsim değiştirmeyecek. İkinci bölgede negatif olduğu için burası eksi tan 20'dir. Yazdım. Eksi tanjant 20. Artı 270'ten çıkarmışım. İsim değiştirecek. Kotanjant olacak. Üçüncü bölgeye tekabül ettiği için üçüncü bölgede de tanjant pozitifti. Dolayısıyla kotanjant 20 yazarım. Bölü. Bölü. Devam. Eksi tanjant 45. Şunu eksiyi dışarı atabilirsiniz. Eksi tanjant 45. Tan 45 1'di. Onu da şöyle belirtelim şuraya. Hocam burası da 1'di zaten. Şu eksiyi de kusuyordu. Kusarsam dışarıda da eksi var. Artı tanjant 70 yazacağız. Şimdi sevgili gençler. Dikkatli bir şekilde bakalım. Buradaki tanjant 70'in de soruda bana x olduğu verilmişti. Şimdi tanjant 70 aynı zamanda kotanjant 20'ye de eşittir. Dolayısıyla birbirini 90'a tamamladığı için burası da x'tir. Bir de tanjant 20 kaldı. Şimdi kotanjant 20 x ise tanjant 20 tam tersi çarpma işlemine göre tersi 1 bölü x'tir. Burası da 1 bölü x'miş hocam. O halde cevap ne olur biliyor musunuz? X eksi 1 bölü x bölü x eksi 1 olur. Bunu da biraz düzenlersiniz. Dersiniz ki işte x kare eksi 1 bölü x'in x eksi 1'e oranıdır bu dersiniz. Üst tarafı x eksi 1 çarpı x artı 1 diye çarpanlarını ayırdıktan sonra x çarpı x eksi 1 dersiniz çevirip çarparsanız.
Daha sonrasında şuradaki x eksi 1 ile tuşlayamadım. Buradaki ile buradakini götürürsünüz. Cevap olarak elinizde ne kalır? X artı 1 bölü x kalır. İşte x cinsinden bu ifadenin değeri de budur diyebiliriz. Devam bir diğer örnekle. Şimdi tanjant x'in bize 2 olduğu bilgisi verilmiş. Tamam, sıkıntı yok. Tanjant 3 pi bölü 2 artı x. Şimdi 270 eklemiş. İsim değiştireceğiz. Soru verdiyse yapacak bir şey yok zaten. 3 pi bölü 2 270 isim değiştirecek. Dördüncü bölgeye tekabül ediyor. Dördüncü bölgede tanjant negatif. O zaman burası eksi tanjant x'tir. Eksi. 180 eklemiş. İsim değiştirmeyecek. Üçüncü bölgede tanjant pozitifti. Dolayısıyla tanjant x diyeceğiz. Yani yukarısı ne oldu? Eksi 2 tane tanjant x oldu. Bölü. Alt kısma bakıyorum. Ben bunu tanjant eksi parantezinde 3 pi bölü 2 eksi x biçiminde yazarım. Yazdıktan sonra bu eksiyi dışarı atarım şöyle. Daha sonrasında şu eksiyi buradan yok ederim. Şimdi 3 pi bölü 2'den çıkarmış. İsim değiştirecek. Kotanjant olacak. Ki 3. bölgede tanjant pozitifti. Eksi kotanjant x diyebilirim. Bakın şurası olduğu gibi pozitif oldu. Kotanjant oldu. Bu eksi bundan kaynaklı olan eksi. Demek ki burası eksi kotanjant x'miş. Çarpı tanjant eksi parantezinde pi eksi x yazdım. Bu da eksiyi yine dışarı attım. Eksi tanjant pi eksi x oldu. Ve ikinci bölgede tanjant negatifti. Eksi eksi tanjant x yazdım. Tabi eksiler de birbirini götürüp artı olursa burası da tanjant x'miş deriz. Dikkat ettiysen burada tan x ile kot x'in çarpımı var. Çarpımları bunların 1'di. Bir tek burada eksi 1 kaldı. Eksi 2'yi de eksi 1'e bölersen 2 gelir. Cevap neymiş o zaman? 2 tane tanjant x'miş diyebiliriz. Güzel soruydu. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Yalnız şunları şuradan alalım ki kafa karıştırmasın. Diyor ki sinüs 140, kosinüs 290, tanjant 110 ve kotanjant 350. Bunları sırala demiş. Sıralarız çünkü artanın azalanını biliyoruz. Gerisine gerek yok. Şimdi sinüs 140 demiş. Sen bunu sinüs 180 eksi 40 biçiminde yazarsın. Ve dolayısıyla bu da sin 40'ın ta kendisidir dersin. A sayısı sinüs 40'mış, bunu elde ettik. Kosinüs 290'a bakacağım şimdi. Bu da kosinüs eksi 70'tir. Ve bu da kosinüs 70'in ta kendisidir. Kosinüs çift fonksiyon olduğu için eksiyi yuttu. O zaman B sayısı da kosinüs 70 olarak kalsın cebimizde. Tanjant 110'a bakıyoruz. Tanjant 110, tanjant 180 eksi 70'tir. Ve doğal olarak eksi tanjant 70'e eşittir. C sayısı eksi tanjant 70'miş sevgili gençler. Ve kotanjant 350 de kotanjant eksi 10 olduğundan eksi kotanjant 10'a eşittir. D sayısı eşittir. Eksi kotanjant 10 dedik. Bunlar cepte. Şimdi sıralayacağız. Şu kosinüs 70 aslına bakarsanız sinüs 20'dir. Birbirinin tümleri olduğu için 70 ile 20. Sin 40 mı büyük, sin 20 mi? Şimdi sinüs fonksiyonunun artan olduğunu söylemiştik dün. Madem artan, açı arttıkça sinüs de büyüyor. O halde AB'den %100 büyük. Bu cepte. Şimdi şunlar da zaten bu elemanlar. Şunlar pozitif ama başlarındaki eksiden kaynaklı negatif. Dolayısıyla A en büyüktür. B de ikinci büyüktür. Bunları şuraya yazacağım ben. Şu şekilde. Buraya yazmam gerekiyor C ile D'yi. Artık onu anlıyorum. Ama hangisi daha büyük bilmiyoruz. Şimdi şu kotanjant 10'u tanjant 80 biçiminde yazarım. Başına da eksi var. Şimdi normal şartlar altında tanjant 80 tanjant 70'ten daha büyüktür. Çünkü tanjant fonksiyonu da artan bir fonksiyondur. Ama başındaki eksiden kaynaklı artık eksi tan 80 eksi tan 70'ten daha küçüktür diyeceğim. Yani D en küçük, burası da C. O halde sevgili gençler biz ne diyeceğiz? Bizim sıralamamız A büyük, B büyük, C büyük, D diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bize pi ile 3 pi bölü 2 aralığında bir açı vermiş. Bu açımızın da ismine x demiş. Şimdi burası kaçıncı bölge oluyor? 180 ile 270 aralığında 3. bölge oluyor. 3. bölge. İlk yapacağınız işlem bu olsun. Bunun bölgesini belirleyin. Sonrasında kosinüs x'in de eksi 1 bölü 3 olduğunu söylemiş ama takmayın siz, üçgen çizin. Şimdi niye takmayın diyorum. Buna bazen takan öğrenciler oluyor. Sebebini soracaksınız. Haksız da sayılmazlar. Ya buradaki x 3. bölgede ama şimdi ben buraya x diyeceğim. Şimdi 3. bölgedeki bir x açısı 180 dereceden büyük bir açıdır. Ama ben gittim dar açıya x dedim. Sıkıntı yok. Soruyu çözmek için bunu bu şekilde yazabilirsin.
Şimdi kosinüs x eksi 1 bölü 3 demiş. E ben buraya 1 dedim. Aha buraya da 3 dedim. Hiç sıkıntı değil. Burası ne olur? 2 kök 2 olur. Doğru mu? Doğru. Sen 3. bölgede olduğunu bil de bu açının. Gerisi hiç mühim değil. Şimdi bana diyor ki sinüs x ile şunu çarp. Tan x artı kot x'i çarp demiş bize. Çarparız. Ne yaparız biliyor musun? Bak. Sinüs. Karşı bölü hipotenüs. Yani 2 kök 2 bölü 3. Yalnız 3. bölgede çalışıyoruz. 3. bölgede çalıştığımız için sinüs negatiftir. Dolayısıyla burası da eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Çarpı. Tanjant x. 3. bölgedeyiz. Rahat davranın. 3. bölgede tanjant kotanjant pozitif. Tanjant 2 kök 2 bölü 1'den 2 kök 2'dir. Kotanjant da 1 bölü 2 kök 2'dir. Aynen bu şekilde. Şimdi şunu yapacağız. 2 kök 2 ile şunu çarpalım. 8 artı 1'den 9 bölü 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 3 dışarıda eksisi var. Cevap bu. 2 kök 2 ile 2 kök 2 gitti. 9'u da 3'e bölersen 3 gelir. Cevabımız neymiş? Eksi 3'müş diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam. X artı y pi bölü 2 ise bunu bul demiş. Şimdi bak bu 90. Ekliyorsun isim değiştirecek. Kosinüs olacak. Kosinüs x olacak. İşareti ne? Ya, ikinci bölgedeyiz. Sinüs pozitifse demek ki bu da pozitif. Artı. Kosinüs pi artı y. Üçüncü bölgeye düşüyor ve üçüncü bölgede kosinüs negatifte isim değiştirmeyeceğiz. Eksi kosinüs y olacak. Artık burası eksi artı kafa karıştırmasın. Şunları kaldıralım ve buraya eksi kosinüs y diyelim. Pekala. 3 pi bölü 2 isim değiştirecek. Sinüs olacak. Üçüncü bölgeye düştüğü için negatif. Eksi sinüs x dedim. Eksi 360'tan çıkarıyorum. Dördüncü bölge oluyor. Dördüncü bölgede isim değiştirmeyecek ve sinüs negatifti. Eksi olacak. E başında da eksi var. Artı sinüs y dedim. Tamam. Peki bunun ifadenin değeri nedir diye sorulmuş. Üst taraf sevgili arkadaşlarım kosinüs x eksi kosinüs y. Alt taraf ise eksi sinüs x artı sinüs y. Bir de bize şurada bir hap bilgi vermiş. X ile y'nin toplamı pi bölü 2'dir. Yani x ile y birbirinin tümleridir demiş. E bunlar birbirinin tümleri ise ben şu kosinüs x gördüğüm yere sinüs y yazarım. Eksi bir de burada neyimiz var? Kosinüs y'miz var. Doğru mu? Kosinüs y. Tamam şöyle yazalım hatta. Bu kosinüs y'yi de sevgili gençler sinüs x yazalım. Bunu sinüse, bunu kosinüse çevirdim. Pardon. Bunu ikisini de sinüse çevirdim. Bölü aşağıda ne var? Önce sin y'yi yazalım. Sonra da eksi sin x'i yazalım. Bir fark etmeyecektir. Üst taraf alt taraf aynı. Yani payı paydası aynı olan kesirler kaça eşit oluyordu? 1'e. O halde cevap da 1'dir deriz. Bir sonraki soru. X artı y gene tümler olarak verilmiş. Toplamları 90. Kosinüs x artı y ile sinüs 2x artı y ifadesinin değeri nedir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapsak. X artı 2y ile şunun içindeki açıyla 2x artı y. Ben bunları toplarsam hocam 3x artı 3y'dir. Sonra bunları da 3 parantezine alırsam x artı y biçiminde. X artı y'nin de 90 olduğunu biliyorum. 3 kere 90 derece 270 derecenin ta kendisi yapacaktır. Şimdi ben bu 270 dereceden şuradaki 2x artı y'yi çıkarırsam eğer o zaman benim elime x artı 2y kalacaktır diyebilirim. O halde ben bu x artı 2y gördüğüm yere şunu gördüğüm yere aha bunu yazarım. Yani şuraya bunu yazacağım. Yazıyorum. Kosinüs 270 eksi 2x artı y artı sinüs 2x artı y. En azından şununla şu benzer oldu ya. Bir şey yaptım soruda. Biraz karıştırmış gibi görünüyorum soruyu aslında. Yukarıdaki daha sadeydi ama merak etme şimdi daha basit olacak soru. 270'ten çıkardığınız için isim değişir sinüs olur. Sinüs 2x artı y. Peki kaçıncı bölge 270'ten çıkan açı? Üçüncü bölge o zaman eksi olur. E bir de burada artı sinüs 2x artı y vardı. E bununla bunu topla cevap ne olur? Sıfır. Trigonometride de genelde öyle olur. Önce soruyu biraz karıştırırsınız çözüme ulaşmak için. Daha sonrasında soru birden sadeleşiverir. Tamam. Çözümünüz bu şekilde olacaktı. Şimdi sağ üst tarafta bir örnek daha. Daha sonrasında sinüs teoremi var. 3 pi bölü 2 yani 270. 2 pi yani 360. 270 ile 360 arası 4. bölgedir.
Önce bunu belirtiyorsunuz. Dördüncü bölge biçiminde. Tanjant ikisi de eksi 4 bölü 3 vermiş. Hemen bir tane üçgeni yapıştırıyorsunuz. Dik üçgeni. Şöyle yaptınız, yaptınız. Şurası dik olsun hocam dediniz. Burası da x olsun dediniz. Bakın dördüncü bölgede 270 dereceden daha büyük olan bir açı aslında. Ama ben bu ikisi dar açı seçtim. Yine sıkıntı yok. Tanjant eksi 4 bölü 3 demiş. O zaman buraya 4, buraya 3 dedim. E madem öyle burası da 5 olacaktır. Peki. Tanjant x bölü 2 diyor. Ben size bunu öğretmiştim ilk videoda. Şunu şöyle çekiyorsunuz. Bunu da böyle bu tarafa doğru çekiyorsunuz. Ve kendi kafanızdan canınızın istediği gibi bir x bölü 2 derecelik açı oluşturuyorsunuz. İki iç bir dışı bilirsiniz. Şununla şunun toplamı, şuranın toplamı bize bunu verecekti. O zaman burası kaçtır? Ben şu 5'i oradan alayım. Şöyle. Bizim yolumuza engel oluyor. Burası da x bölü 2 olmaz mı arkadaşlar? Şurası. Niye? X bölü 2 ile x bölü 2'nin toplamı x'tir. O zaman bunlar ikizkenar. Evet. Ve burası 5 ise burası da 5. Evet. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Şimdi burası 4. Burası 8. Biliyorsunuz ki A 2A A kök 5'ti. 4, 8. O zaman burası 4 kök 5. Bu da güzel. Şimdi sorumuza dönelim. Tanjant x bölü 2. Aha da buradaki x bölü 2'nin tanjantını hesaplamak kolay artık. Karşının komşuya oranı. Yani 4'ün 8 oranı. Yani 1 bölü 2. Virgül. Sinüs x bölü 2 karşının hipotenüs oranı. Yani 4 bölü 4 kök 5. Yani 1 bölü kök 5. 1 bölü kök 5. Virgül. Kosinüs x bölü 2 yani komşunun hipotenüs oranı 8 bölü 4 kök 5 yani 2 bölü kök 5. İşte sevgili gençler sorumuzun çözümü bu şekilde yapılacaktı diyebiliriz. Üçgeni nasıl çizeceğini bilmekle alakalı dedik. Evet. Şimdi teoremlere başlayacağım. Sinüs teoremi, arkasından kosinüs teoremi, tamam. Ve arkasından üçgende alanı göreceğiz sevgili gençler. Bir videoda onu harcayacağız. Daha sonra toplam fark formülleri, yarım açı formülleri derken artık trigonometrik denklemleri doğru da yollanacağız Allah'ın izniyle. O videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın. Hadi hoşça kalın.